Uğur Mumcu gerçekten Türkiye'de araştırmacı gazetecilik yapan, herkesin gönlünde olan adeta bir süpermen diye. Öyle ki biz onun yazılarını okuduğumuz zaman kendimizi sahipsiz hissetmezdik. Yani sanki Uğur Mumcu yaşadığı sürece biz kendimizi korunaklı bir alanda hissederdik. Hiç unutmuyorum suikast günü. Evde nasıl şoka girdiğimi ve kendimi Cumhuriyet Gazetesi'ne nasıl attığımı, daha mesleğimin daha çok bir veya ikinci yılındaydım. Ve sonrası yürüyüşlerde bir anda sahipsiz kalmış gibi hissettik kendimizi. Ve hakikaten öyle oldu. Ölümünden sonra sadece ülke değil, gazetecilik de sahipsiz kaldı. Maalesef her yıl anma sadece ölüm yıldönümünde anmaktan öteye geçmedi. Onun yazdığı konuları takip eden gazeteciler olmadı. En kötüsü onun cinayetini sağlıklı bir şekilde araştıran bir gazetecilik de yapılmadı. Olaya sürekli başka yönler verilmeye çalışıldı. Her siyasi suikaste olduğu gibi istihbarat örgütleri bu cinayete yön vermeye kalktı. Bazı gazeteciler o işlerde aracılık yaptı ve cinayet birçok yapının birbirine sokulduğu, yumak haline geldiği, içinde kirli ilişkilerin bulunduğu bir çözülmez dosya haline dönüştürüldü. Nitekim o süreçte de sadece ele geçen birkaç tetikçi ama arkasındaki güç ortada yoktu. Oysa Uğur Mumcu'nun son, bakın şu kitabı özellikle çok önemsiyorum. Yani Uğur Mumcu'nun suikastini belki birinci tanık olarak anlatan en iyi kitap. Dilerseniz adını tabii da söyleyelim Güldal Sayın Mumcu'nun, eşi Sayın Güldal Mumcu'nun cinayetten 20 yıl sonra yazdığı bir kitaptır. Bakın bunu cinayetten 1, 2, 3, 5 yıl sonra değil, tam 20 yıl sonra 2012-13 yılında yazdığı bir kitaptır. Bunu niye yazdı? Çünkü bu cinayetin arkasındaki güç odaklarını anlatmaya çalıştı Güldal Hanım. İki, bu cinayetin devlet içindeki o kirli odakların uzantıları tarafından nasıl çözülmediğini anlattı bize. Yani bu kitap yazılmak zorunda kalınan bir kitap. Zaten kitabı okuduğunuz zaman her tarafından o feryadı hissediyorsunuz. Nasıl cinayetin karmaşık hale getirildiğini, cinayeti soruşturan savcının dahi çok garip bir şekilde ölümünü, otopsisinin bile yapılmadan gömülmesini ve asıl Uğur Mumcu'nun son yaptığı çalışmalar. Yani Güldal Mumcu'nun ifadesiyle onu ölüme götüren süreci anlatan bir çalışma. Ben bunu bugün hatırlatmamın nedeni, yani bu cinayet, bu kitap yazıldıktan sonra da ben bu kitapla ilgili Güldal Hanım'la röportaj yapmıştım. Ama bize o tarihlerde Uğur Mumcu için sokağa çıktığımızda bize gösterilen bir katil vardı. Bir takım gruplardan bahsediyorlardı. Ama Güldal Mumcu yaşadığı olaylardan yola çıkarak büyük bir perspektif çizdi. Benim üzüldüğüm nokta şu oldu: Uğur Mumcu bir gazeteciydi, Güldal Mumcu bir gazeteci eşi. Ve şunu anladım ki ben bu kitaptan, Uğur Mumcu'nun gazeteci arkadaşları bile onu tam dinlememişler, onu tam anlamamışlar ve Gülden Hanım bunu 20 yıl sonra yazmak zorunda kaldı. Neden sonra yazmak zorunda kaldı biliyor musunuz? Ya daha doğrusu yazdı. Yani o iklimi, o kendinde o şeyi hissettiği an, Hrant Dink cinayetiyle ilgili ortaya çıkan gerçekler. Hrant Dink cinayeti de tıpkı Uğur Mumcu cinayeti gibi istihbarat örgütlerinin içine iç içe girdiği, bir takım tetikçilerin ortaya konduğu, ortaya bir takım örgüt isimlerinin atıldığı ama arkasında işte bugün yargılanan FETÖ'cü terör örgütü gibi bir takım yapıların çıktığı bir cinayetin belgelenmiş olması, ortaya çıkarılmış olmasından sonra birçok kişi gibi Güldal Mumcu da bunu yaptı. O tarihlerde, yani Uğur Mumcu'dan sonra da suikaste uğrayan aydınlarımızın aileleri de hatırlayacaksınız, o tarihlerde bol bol röportajlar verdiler. Tıpkı Uğur Mumcu cinayetine, tıpkı Hrant Dink cinayetini esas alarak o cinayetteki gibi mağdur ailenin etrafını saran bir takım grupların, buna resmi görevliler dahil, güya o kişiye yakınmış gibi görünenler dahil, olayı nasıl içinden çıkılmaz ve tamamen bir algı operasyonu çevirdiklerini ve herkesin en kötüsü kendi siyasi amacı için bu cinayeti kullandığını, bunu gerek Abdi İpekçi'nin ailesi, gerek diğer aydınların ifadesi, bütün o süreçte kaybolan ifadeler, ortaya ailelere sunulan bir takım şemalar, bir takım tanıklar, hep bunlar ortaya saçılıp cinayetlerin çözülmez hale gelmesi gibi bir durum ortaya çıktı.
Ama siz de bir kez daha söylüyorsunuz. Bunu yazmamın nedeni, bu ya kitabı hatırlatmamın nedeni. Çünkü aralarındaki diyaloglar da tabii, var kitapta Sayın çok Şener. Önemli. Yani neden ya, öldürülebileceğini düşündüğüne tabii, dair o, isterseniz o konuya gireyim. Evet. Şimdi Uğur Mumcu son dönemde, yani 90'lı yılların başı, Türkiye'de PKK terörünün artık çok daha yükseldiği, hatta Uğur Mumcu'nun o günkü yayınlarını izleyenler hatırlayacaklar. İşte PKK'nın bölgede ayrımcılığı zafer yılı ilan ettiği dönem olarak ifade eder. Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde çok büyük destek aldığını, hem de resmi devlet görevlilerinin gözetiminde destek aldığını bol bol anlatmıştır. Almanya'da bununla ilgili incelemeler yapmıştır. Ve onun Türkiye'ye yarattığı bir tehlikeden bahseder. Nihayetinde bugün aslında son Suriye'deki yaşanan gelişmelerle, yani PKK'nın Suriye koluna Amerika Birleşik Devletleri'nin, CIA'nin, Avrupa ülkelerinin verdiği desteği bugün insanlar gözleriyle görebiliyor, değil mi? Uğur Mumcu bunu 93'te yazmış, 92'nin sonunda yazmış. Nitekim öyle bir yazmış ki PKK'nın CIA ve Mossad bağlantılarını ortaya koymuş. Bunları anlatmış insanlara. Bunu anlattığı için de önce PKK'nın yayın organı vardı, Özgür Gündem diye. Orada biliyorsunuz şehitlerimizle ilgili tahkir edici sözler, örgüt elemanlarının köşe yazıları adı altında verdiği talimatlar gibi bir sürü iğrençlikler yapılırdı. Uğur Mumcu'yu da hedef gösteren yazı o gazetede yayınlandı. Ne zaman? Uğur Mumcu bir gün 92'nin sonbahar aylarında Güldar Hanım'la otururken gazetede Yaşar Kaya'nın, PKK'lı Yaşar Kaya'nın yazısını okuyor ve diyor ki bunlar beni öldürecekler. Neden? Uğur Mumcu'nun ismini zikrederek Kürt düşmanı, bakın bugün de hepimize bazen bir takım tetikçiler ne diyorlar? PKK terörüne karşı çıktığınız zaman Kürt düşmanı lafını kullanıyorlar. Bu 90'lardan kalma bir hedef gösterme biçimidir. Uğur Mumcu'ya da bunu yaptılar. Kürt düşmanı dediler. İşte Kürt halkının iradesi bu Uğur Mumcu'nun yazdıklarıyla ilgili şey onu parçalayacaktır falan diye. Ve bunu örnek göstererek Güldan Mumcu'ya diyor ki bu cümle bu anlama gelir diyor. Bunlar beni öldürecekler diyor. Devamında zannediyorum 8 Ocak, yani öldürülmeden 2 hafta önce. Çünkü Uğur Mumcu yazdığı yazılarda Mossad bağlantısını, özellikle Barzani bölgesinde, Kuzey Irak'taki Barzani bölgesinde şey anlatıyor. CIA ilişkilerini anlatıyor. Hatta şöyle bir ironi yapıyor. Son bir yazısı var. 15 Ocak yanılmıyorsam o yazıda. Diyor ki güya kendine Marksist, işte sosyalist görünüm veren bu Kürt hareketi CIA ile işbirliği yapıyor. Yoksa CIA sosyalist mi oldu diye bir takım ironik cümleler bile kullanıyor. 8 Ocak'ta İsrail Büyükelçisi davet ediyor. Uğur Mumcu da gidiyor. Bunu da ailesine, yani Güldan Hanım'a söylüyor. Konuşma devam ederken İsrail Büyükelçisi, ki İsrail Büyükelçisi'ni niye bahsediyoruz? Çünkü Uğur Mumcu Mossad bağlantılarına vurgu yapıyor. Şeyin, PKK'nın Mossad bağlantılarına vurgu yapıyor, CIA bağlantılarına yapıyor ve Büyükelçi ona öldürülmekten korkmuyor musunuz diyor. Bunu 2 hafta önce söylüyor. Ve dönüyoruz. Kendi bu Ocak, işini anlatıyor. Tabii. 24 Ocak günü, evet, 24 Ocak günde Uğur Mumcu hiç olmayacak bir şekilde bir bombalı suikastle hayatını kaybediyor, aramızdan ayrılıyor. Dolayısıyla bu cinayet, Güldan Mumcu bunu hatta bu konuyla ilgili köşe yazılarını kitabın arkasına da koymuş. Yani çünkü tarihe bir not bırakmaya çalışmış anlaşılan Güldan Hanım da. Dolayısıyla oraya baktığınız zaman Türkiye'nin başına geleceklerin bir emperyalist oyun olduğunu 90'lı yıllardan itibaren bunu ortaya koyuyor. Bakın aynı dönemde Eşref Bitlis suikasti vardır. Bunu suikast diyoruz çünkü hala aydınlanmamış bir komutanın cinayetidir. Evet. Gaffar Okan cinayeti işte. Bakın bu insanların ortak özelliği bölgede, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türk-Kürt ayrımı yapmadan karşımızdaki emperyalist oyunu çözmeye çalışan, toplumdan insandan insana ilişkiyi geliştirmeye çalışan aydınlar bunlar aynı zamanda. Çünkü aydın ne demek? Olayın üzerine düşünen, tarafsızca düşünen ve çözüm üretmeye çalışan. Asker de olabilirsiniz, gazeteci olabilirsiniz, polis de olabilirsiniz. İnsanlara da o şekilde yaklaştılar ve hepsinin akıbeti bu oldu. Sonunda ne oldu? Türkiye 90'lı yıllarda çok büyük bir terör bataklığına bulaştı. Terör bataklığına bulaşınca devletin içindeki güçler neyi ortaya çıkardılar? Bu sefer şiddeti ağırlaştırdılar. İşte Susurluk da, hani 96 yılında da artık bir kazayla ortaya çıkan Susurluk'taki ilişkiler aslında o yoğunlaşan
terör, PKK terörüne karşı güya birilerinin ürettiği çare ve onun içinden kirlenen bir takım yapılar ortaya çıkardı. Ve böylece biz 90'lı yılları tamamıyla kaybettik. Nereye kadar? Uğur Mumcu cinayeti aydınlanması için işte Hizbullah terör örgütü operasyonda Uğur Mumcu cinayetinin bu örgüt tarafından, pardon, Gaffar Okan cinayetiyle ilgili suikastını Hizbullah'ın yaptığını söylediler. Burada da Kudüs Ordusu diye bir örgüt koydular. Fakat bunlar hepsi bize gösterilen tetikçiler. Bakın hep atıf yaptığım şey Hrant Dink cinayeti. Bize Trabzon'da güya 17 yaşındaki bir çocuk ve arkadaşları, güya çocuk bir katil ve arkadaşlarından oluşan bir örgütsel bir tablo çizdiler. Hatırlayacaksınız Fethullahçı terör örgütü üyeleri ve onun üzerinden Hrant Dink cinayetini yargılamaya kalktılar. Ama biz sonra anladık ki, ortaya koyduk ki bunun arkasında aslında bu örgütü ki bizzat kendisi var. Yani cinayeti aydınlattığını söyleyen örgüt bu cinayetin arkasında. Dolayısıyla bu cinayetlerde de gerek Kudüs Ordusu gerek Hizbullah falan ortaya konulan bir takım tetikçiler isimleri var. Ama arkada Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunlar var. Bugün Türkiye Suriye topraklarında aslında PKK ile mücadele ederken ona silah veren Amerika Birleşik Devletleri, onu destekleyen İsrail gibi ülkelerin istihbarat güçleriyle, askeri güçleriyle çatışma halinde. Yani o günlerde eğer Uğur Mumcu'nun analizleri dikkate alınarak, bir Eşref Bitlis'in yaklaşımı esas alınarak, eğer Gaffar Okkan'ın yaptığı gibi insani dokunuşlar gerçekleşebilseydi 90'lı yıllarımız böyle karartılmazdı. Biz o Susurluk olaylarını yaşamazdık. O tür figürler üremezdi. Ama devletin içindeki bir takım güçler onları ürettiler. Ve oradaki bölgede yaşayan insanlara da infazlar yaptılar. Bugün cumartesi anneleri diye her hafta o çocuklarının peşinde koşan insanların acıları o günlerin bize mirasıdır. Dolayısıyla biz öyle bir karanlıktan geliyoruz. Daha sonra biz PKK'nın daha kaçırdığı çocukların ailelerini bugün acısını ve onların mücadelesini gözlemliyoruz değil mi? Hepsi o dönemin tohumları o zaman. Tohumları ve biz keşke hani o analizler, o çabalar, o dokunuşlar esas alınabilirse gerçekten bugün Türkiye çok farklı olurdu. O yüzden söylüyorum hani cümleme başlarken Uğur Mumcu öldürüldüğü zaman kendimi sahipsiz hissettim dediğim gerçekten ülkem adına ve hep yapmaya çalıştığım kendi adıma. Biz asla onun yanına yaklaşamayız yaptıklarımıza. Hiçbir gazeteci yaklaşamaz. Onun kadar modern usullerle ve çok güçlü bir şekilde mücadele eden bir gazeteciydi. Evet. Onun keşke o yaşasaydı biz onların yanında okuyucusu olarak kalabilseydik. Ama maalesef aramızdan ayrıldılar.